Selamünaleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet Edarem programıyla daha karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz Özkan Yaman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, teşekkürler hocam. Hocam konumuz israf ve savurganlığı bırakmak üzerine. İsraf ve savurganlık. Birinci bölümümüz Kur'an ve Sünnet'te aile, bir ayet paylaşımımız var. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresi 29. ayette Rabbimiz mealen buyuruyor ki, akrabaya ölür dilerim. İsra suresi 26. ayet. Akrabaya hakkını ver. Yoksula ve yolda kalmışa da israf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Buyuruyor Rabbimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Şimdi israf ve savurganlık aslında toplumda her zaman için, özellikle günümüz toplumlarında büyük bir problem. Ve aile içinde hem aile kurarken, yani biz işte düğün aşamasında hem de sonrasında ciddi problemle, ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Şimdi israf ve savurganlık arasında nasıl bir fark var? İsraf, malı haddi aşacak şekilde harcama, kullanma. Savurganlık ise gerekmediği yerde, yani icap etmediği yerde, ihtiyaç olmadığı halde kullanma veya yanlış yerde kullanma gibi bir ayrıma gitmişler. Fakat ikisi de sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Şimdi modern toplumlarda özellikle seküler algılar, yani dünyevileşmeyle beraber konforizm, yani sürekli lüks tüketme, lüks yaşama işte hastalığı maalesef yani bizim nimete karşı değer veya Rabbimizden işte geldiği şuurunu öteliyor, örtüyor. Dolayısıyla nimetin kıymeti bilinmediği zaman, sahibi bilinmediği zaman o nimet çarçur ediliyor. Çarçur ediliyor, rastgele harcanıyor, rastgele tüketiliyor. Değerini, kıymetini bilmiyoruz değil mi hocam? Kıymetini bilmiyoruz. Dolayısıyla savurganlığı konuşurken aynı zamanda nankörlüğü de konuşmuş oluyoruz. Ve israfı konuşurken aynı zamanda işte küfranı, nimeti konuşuyoruz. Nimet bilmemezlik. Birbirinin kardeşi gibi bu lafızlar. Tabii tabii, bunlar hepsi yani maalesef kötü kardeşler, evet, bunlar. Kötü kardeşler. Şimdi düşünün, eskilerin tavrıyla şimdikilerin tavrı ne kadar farklıdır. Elbise eskiden yama diye bir şey vardı. Evet hocam. Yamanırdı yani, değil mi? Yamalık diye bir şey vardı. Şu anda bu kelime bile unuttuk biz. Artık yamalık kelimesi çocuklar bilmiyor. Yamalık nedir bilmiyorlar yani. Değil mi? Yamalıklı gömlek, yamalıklı pantolon, hatta çorap. Şimdi ya bu çorap tamam bir tarafı delinmiş ama giyilir. Evet. Şuraya ufacık bir yama atılır, yani giyilir. Bak bu ne oldu? Şimdi geçmişin yaşam tarzı buydu. Yaşam tarzı bu. Evinizdeki eşyaların bir yerde bir nimet olduğunu bilmek. İster bu işte elbise olsun, ister mutfak eşyası, ne olursa olsun bu nimetlerin yani çöpe atılmaması bir yerde. Evet. Bir de günlük tüketilen nimetler var. Yani özellikle gıda, değil mi? Evet. İşte ekmek gibi veya su gibi. Şimdi siz eğer bu nimetlerin gerçekten de size emanet olduğunun şuurunda iseniz ve bunun hesabının bir gün sorulacağının farkındaysanız, ki ayet-i kerime öyle diyor. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ diyor. Bütün nimetlerden bir gün muhakkak ki sorulacaksınız. Yani kıyamet, evet, gününde. Şimdi dolayısıyla bu nimetlerin hesabını nasıl vereceğim endişesi o nimetle ilgili biraz şöyle dikkate sevk eder insanı. Sevk etmesi gerekir. Bu kadar şimdi, kolay ekmeği tabii, yapmayız. Tabii ayet-i kerimede ne dedi? İsraf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır dedi. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Yani. Burada çok açık bir tehdit var. Evet. Saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Rastgele yiyenler, rastgele giyenler, rastgele harcayanlar, hiçbir sınır tanımayanlar,
hiçbir sınır tanımayanlar, ölçüsüz bir biçimde efendim böyle herhangi bir helal haram gözetmeyerek saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır diyor. Şimdi şeytanın kardeşliğinden Allah'a sığınıyoruz ve şeytanlaşmaktan Allah'a sığınıyoruz. Ama şöyle etrafımıza baktığımız zaman yani o kadar bir korkunç boyutlarda ki israf. Yani işte Türkiye'deki ekmek israfı malum. Evet. Çöpe atılan ekmek veya su israfı malum. Yani boşa akıtılan sular veya ister buna siz elektrik israfı deyin, ister işte eşya israfı deyin, ister kullandığımız araçları yenileme ile beraber araç israfı deyin. İhtiyacımız olmadığı halde oluyoruz. Alet israfı deyin. Ve en önemlisi vakit israfı. Evet. Vakit savurganlığı. Yani vakti böylesine rastgele harcamak. Rastgele harcamak. Sanki bu yolda bulmuş, beleş bulmuş ve hiç elinden gitmeyecek, sürekli verilecek gibi. Veya düşünün mevsimine göre mesela tükettiğimiz sebzeyi, meyveyi israf etmek. Yani işte şu an karpuz mevsiminde nasıl olsa ucuzladı diyerek israf etmek. Fazla fazla alalım. Çöpe gidiyor. Yani güya üretim böyle biraz hızlandı. Fabrikasyon işlerde de özellikle. Evet. Üretim fazla fazla var ve ucuzladı. Dolayısıyla biz bunu rahatlıkla işte yenileyebiliriz, değiştirebiliriz, kullanıp atabiliriz gibi bir şeye evrildi insanlık. Yani bu son asırda, son zamanlarda bu hepsini etkiliyor. Yani sizin kullanıp attığınız eşya veya bu davranış biçiminiz veya bir kısmını tüketip de attığınız işte yiyecek filan sizi bu sefer başka alanlarda da olumsuz etkiliyor. Hmm. Bu sefer insanların da kıymetini bilmiyorsunuz. Bir yani, huy oluyor öyle bir mi huy hocam? Oluyor. Evet. Yani eşyanın kıymetini bilmemek, nimetin kıymetini bilmemek, takdir etmemek, gelişi güzel almak, gelişi güzel harcamak, gelişi güzel tüketmek bir süre sonra demeyelim. Aynı zamanda insanların kıymetini de bilmemeyi getiriyor. Artık siz çocuğunuzu yeteri kadar takdir etmiyorsunuz. Yeteri kadar değer vermiyorsunuz. Siz akrabanızı artık sormaz hale geliyorsunuz. Veya siz karşıdaki kişinin yani eşiniz olabilir, herhangi bir yakınınız olabilir. Karşıdaki kişinin duygu dünyasını, düşünce dünyasını artık görmezden geliyorsunuz. Çünkü siz bir kere israf etmeye başlamışsınız. Siz bir kere savurmaya başlamışsınız. Bu değirmen her şeyi öğütüyor. Evet. Her şeyi öğütüyor. Değerleri öğütüyor. Hatıraları öğütüyor. Karşıdaki kişinin yani veya kendinizin kendi hikayenizi, kendi öykünüzü, kendi hatıranızı bile saçıp savuruyorsunuz bu sefer. Evet. Emekleri heba ediyorsunuz. Yani bu öyle bir şey ki bu hastalık sizin bütün bünyenizi etkiliyor yani. Bütün bünyenizi etkiliyor. Dolayısıyla şeytanın kardeşi olmak tabiri aslında gerçekten hani tam oturan bir tabir. Yani saçıp savurduğumuz zaman artık şeytanlaşma. Yani ne dedi şeytan? Rabbine karşı nankördür. Her hususta nankörlüğe başlıyor insan. Şimdi bunu özellikle yaz sezonunda düğünler için söyleyelim, savurganlığı. Hmm. Düğünler için evet. Söyleyelim. Yani madde madde bugün bir liste yapıldığı zaman işte nişandan başlamak üzere yani o giyilecek elbiseler, takılar, efendim düğün salonları veya daha da böyle işte gelin başı, kına elbisesi, şu bu filan. Şimdi o kadar böyle gereksiz, o kadar abartılı ve hepsi de özenti. Evet. Yani filan yapıyor aman bizde de olsun. Biz neden yapmıyor? Aman bu işte şey kalmasın. Bundan geri kalmasın. Ömründe bir kere evlenecek. Tabii ömründe bir kere evlenecek. Mürüvvetini görüyoruz. Şöyledir, böyledir. Bir takım şeylere yaslanarak o israfı onaylamak, o israfı, o savurganlığı meşru görmek. Yani ne olmuş demek. Şimdi verdiğiniz paranın kime gittiği de önemli. Nereye gittiği de önemli. Hangi sektörlerin sizi bu şekilde sömürdüğü de önemli. Yani sizin kullandığınız mesela kadın için o makyaj malzemelerinin
şeyi nerede? İpin ucu nerede? İpin ucu hep Yahudilerde. Evet. Kullandığınız o makyaj malzemelerini onlar piyasaya sürüyorlar. Veya işte o gelinlik dediğimiz şeyler. Bütün bunlarda paranızın nereye gittiği de önemli. Ama şimdi ondan öte ya burada şöyle bir soru sürekli sormamız gerekiyor. Yani gerçekten lazım mı bu? Gerçekten mesela neyi karşılıyor? Neyi kapatıyor? Yani benim şu anda bu gelin başı yapmam, benim şu anda bu kına elbisesi için bu kadar para harcamam, benim şu anda bu şu düğün yerinde değil de şöyle lüks bir düğün salonunda yapmam neyi değiştiriyor? Yani daha mı kaliteli bir yuva kurulacak? Onlar daha mı sorunsuz bir aile olacaklar? Ne yani burada? Veya Rabbimizi mi razı ediyoruz? Amacımızı bir kere tespit etmemiz lazım. Sırf el gördü olsun diye, yani sırf başkasına ne diyeyim, caka satmak mı diye, yani gösteriş yapmak, hava atmak mı? Yani ne amaç mı, ne burada yani? Yani sizin diyelim ki 50 milyara mal edeceğiniz bir düğünü kalkıp da 200 milyara mal etmeniz neyi değiştirecek, ne katacak size? Yani burada oturup iki taraf bunları konuşması lazım düğünden önce. Ya işte esas olan bunların mutluluğu, esas olan bunların saadeti. Dolayısıyla bu mutlulukla alakası olmayan, bu mutluluğu artırmayacak böyle gereksiz şatafata, değil mi? Gereksiz böyle harcamalara girmeyelim gibi karşılıklı olarak aslında bir fikir birliğine varacaklar. Evet. Bir karar verecekler. Dolayısıyla düğündeki israfı iki aile karşılıklı görüşerek önleyebilirler. Bu da bir israf, bir savurganlık. Tabi. Yani biz mesela diyelim ki şöyle bir düğün salonu tutacağımıza, yani bir 30 milyarlık düğün salonu tutacağımıza, 30 bin liralık, mesela bir 10 bin liralık düğün salonu tutalım. Kalan 20 bin lirayı eğer varsa paramız, yani verebiliyorsak oraya vermeyelim. Onun için vermeyelim de yine bunları harcayalım. Ne yapalım? Diyelim ki işte onlara lazım olacak, ileride kullanabilecekleri bir sermayeler olsun. Altına alalım yani. Altına verelim. Şimdi aklı selim bu değil midir? Yani mantıklı hareket etmek bu değil midir? Veya gerçekten de evladının hayrına, çocuğunun faydasına davranmak bu değil midir? Böyle günübirlik, yani o anda tüketilip kaybolacak ve yani bir hazdan başka, bir havadan başka, böyle ne diyeyim, bir şatafat, bir lüksten başka hiçbir anlamı olmayan gereksiz masraflara 3 saatlik bir hava. Evet, girmemek gerekir. Yani Allah muhafaza, ne dedi? Saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır dedi. Evet hocam, akabinde gene İsra suresi 29. ayette elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma, sonra kınanır, hasret, pişmanlık içinde kala kalırsın. Buyuruyor. Evet. Rabbimiz. Şimdi ayet-i kerime dengeyi öğretiyor. Yani diyor komple kısma, cimrilik etme, pintilik etme. Komple de açma. Bu değil midir? Evet. Yani şimdi tamam, bir düğün yapacağız. Ya acaba şuradan nasıl kısarız? Şuna gerek yok, buna gerek yok. O da sıkıntı. o da sıkıntı. Yani bir ayet-i kerime onu diyor. Tamam, onu da yapmayın diyor. Yani. Öyle de yapmayın yani. Ya bir maruf dediğimiz bir kelime var, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çokça okuyoruz. Marufu emret diyor. Maruf nedir? Örf tarafından, yani toplum tarafından makul olarak kabul edilen sınır demek, değil mi? Makul yani. Makul, maruf. Bunlar maruf iyilik manasına da geliyor. Yani iyi anlamda toplumun işte asgari kabul ettiği şeylere maruf diyoruz. Olması gereken. Ya şimdi mesela hiç düğün yapmazsanız bu maruf değildir. Hiçbir takı takmazsanız bu maruf değildir. Düğün için yani bir elbise almazsanız bu maruf değildir. Yani bir veya gelenlere bir şekilde bir ikramda bulunmazsanız bu maruf değildir. Yani o bir ortam hazırlamazsanız, yani bu, tamam şimdi bunu anladık. Bu kadar cimrilik yapıp da yani milletin içinde veya el aleme karşı çocuğunuzu, kendinizi böyle küçük düşürmek veya böyle sanki pinti, yoksul, miskin, ne bileyim o tür bir hava oluştu. O da yanlış. Ne dedi? Elini boynunda bağlamış olarak kılma. Yani böyle sanki hiç elin cebe gitmiyorum.
hiçbir masraf yapmıyorsun. Ama وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ diyor. Komple de açma. Komple de açma. Ya nasıl olsa var, nasıl olsa buluruz, nasıl olsa bize borç verirler, nasıl olsa o zaman hani vur patlasın, çal oynasın. İşte en pahalısı, en lüksü, işte en konforlusu, en. Ya bunda sınır yok ki. Siz evinize bir koltuk takım alacaksınız, 50 milyara da alırsınız, 50 bin liraya da alırsınız. Hatta altın maltınlı bir şeyler yaparsanız yüze de mal edersiniz. Bunun sınırı yok bunun. Yani en lüksünde sınır yok. Adam fil dişinden şey yaptırıyor değil mi? Evet. Koltuk başı yaptırıyor. Üst limiti yok hocam. Mücevhere kadar. Üst limit yok. Evet. Dolayısıyla kalkıp da herhalde gidip de nasıl diyelim çöpe atılmış veya işte 20 sene önce demode olmuş. Tamam o da hoş değil. Böyle orta bir yol var. Aklın kabul edeceği makul bir yol var. İşte senin kesene göre, senin durumuna göre, işte toplumdaki kabullere göre değil mi? Yani çirkin düşmeyecek şekilde, işte estetiği falan bozmayacak şekilde. Yani bizim bu evi düzmek nasılsa düğün de aynı şekilde. Düğün de. Şimdi gelinin kınası olmuş. Şimdi siz kalkıp da illaki bir şeyleri değiştirmeniz lazım. Yani o merasime uygun bir değişiklik olması lazım. Fakat bunu asgari sınırlarda tutabilmek, makul sınırlarda tutabilmek mesela bu harcamayı. Altın için de aynı şey geçerli. Ama siz kalkıp da işte ya filanlar böyle yaptılar, ya olur mu, şu öyle olması lazım gibi bir takım şeyleri kendinizi zorladığınız an bir süre sonra farkında olmadan toplumun normu yapıyorsunuz bunu. Az önce hani bir maruf bir makul seviye var dedik ya. Evet hocam. Siz bu yanlış adımı atarak bunu seviyeyi de yukarı taşıyor. Seviyeyi de yukarı çıkarıyorsunuz. Evet. Seviye de ve şu an biraz öyle oldu değil mi? Hı. Seviye yukarıya çıkıyor. Eskiden diyelim ki çeyiz derken ne anlaşılıyordu? Yani düğündeki çeyiz derken işte evde gelinin kullanacağı işte ne diyelim yatak, yorgan, yastık, en fazla yastık filan. Bunlar anlaşılıyordu. Evet. Hadi buna şey eklendi. Bir takım oturma grubu bir iki şey daha eklendi. Ama şu anda çeyiz denildiği zaman iğneden ipliğe her şey anlaşılıyor. Evet. Hatta avizesi bile perdesi, en lüks perdesi filan. Ya bunu siz yükselttiniz. Biz yükselttik yani. Biz kendimiz böyle şeye dikkat etmediğimiz için rastgele bu sefer toplumda ne oldu? Ya olmaz bak şimdi herkes böyle yapıyor gibi bir şey yükseldi. Biz yükseltiyoruz. Biz ne kadar savurganlık yapsak, ne kadar israf yapsak bizden sonrakilere ağır bir yük bırakıyoruz. Ağır bir yük bırakıyoruz. Yani onların da vebali var. Onların da vebali bizim üstümüze geliyor. Kademe kademe yükseliyoruz. Kademe kademe. Şimdi ya öyle bir şey olmuş ki köyde düğün yapıyor. Şu anda köylerde düğün salonu var biliyor musunuz? Evet. Köylerde düğün salonu var. Bunlar ne demek bu? Ya sen zaten en güzel kır düğünü işte. Her yer düğün salonu. Her taraf sandalyeyi koy. Çok rahat yapabileceğin bir ama köye düğün salonu yapılmış. Millet köyde düğününü köydeki düğün salonunda yapıyor. Bu nedir bu? Yani bunun birisinin izah etmesi lazım bunu. Bu bir facia bu. Evet. Gerçekten öyle. Bu bir şimdi köyü geçtik yani ilçede öyle kaldı ki hadi düğün salonu neyse hadi daha derli toplu oluyor dersiniz. İşte efendim orada bir şekilde bir hizmet veriyorlar dersiniz. İşte sandalyeyle uğraşmıyorsun filan filan bir şekilde izah edersiniz bunu. Bir şekilde izah edersiniz. Ya şimdi fotoğraf çekilecek. Gelinle damat fotoğraf çektirecekmiş. Bu ne? Şeyden önce, düğünden önce bir fotoğrafçı tutuluyor. Evet. Bir fotoğrafçı. Ona işte, ayrı bir masraf yapılıyor. Bunlar dolaştırıyor. Evet. Neymiş işte bir parka gidiyorlarmış, bilmem nereye gidiyorlarmış, bir fotoğraf çektiriyorlarmış. Ne yapacağız fotoğrafı? Yani şey mi, bir yere asacaksınız, koyacaksınız. Ya şu an zaten eskisi gibi değil ki. Her şeyi, her yerde, her an fotoğraf çekebiliyorsun. Evet. Yani böyle, ne o gelinlikler içerisinde çekilecekmiş, bilmem ne. Ya tamam, haydi bunu da çektirdiniz. Hadi diyelim bunu da çektirdiniz. Ama yani abartmayın bu tür şeyleri. Ya düğün salonunda çekiliyorsa fotoğraf, gidip de ayrıca bir fotoğraf çektirmenize gerek yok. Ya bir de parka gidelim çektirelim. Bir de yok bilmem kaleye gidelim çektirelim. Bir de ya bu kadar abartmaya gerek yok. Ya şimdi bakın, şu filanlar yaptılar. Ya olur mu? Ben arkadaşı öyle yaptı. Olur mu işte abimin kızı, ablamın oğlu bilmem ne. O bir standart belirlemiş gibi oluyor. Yaptı. Ama bir yerde bizim bazı şeylere karşı bir duruşumuz olması lazım. Evet.
ya yaptı tamam ben komple yapmayalım demiyorum ki diyebilirsiniz. Yani bu şekilde bir tavrınız olmalı. Ya bunu biraz geri çekelim. Yani bu nereye gidiyoruz yani? Nereye gidiyoruz? E şimdi siz bütün bakın filmi biraz şöyle geriye saralım. Ya bundan diyelim ki 40 sene önce, 50 sene önce. Az önce söyledik ya işte çeyiz neydi? Yatak yorgandı, süs eşyasıydı filan. Evet. Onun eve buzdolabı lazım değil miydi? Lazımdı. Veya diğer şeyler lazım değil miydi? Lazımdı. Tamam belki maddi gücüne göre alan alıyordu, almayan almıyordu filan da. Ama o eşyaların eksik olması, yani sürekli bir şeylerin yani ihtiyaç halinde olması aslında evdeki problemleri azaltıyordu. Yani birbirleriyle uğraşacaklarını, neyle uğraşıyorlardı? Ya evde şey yok, çamaşır makinesi yok, keşke çamaşır makinesi alabilsek. Alırız herhalde. Biraz daha para biriktirelim. Biraz şunu taksitini bitirelim. Herhalde ne zaman alırız? Herhalde 3 ay sonra alırız. 4 ay sonra, 5 ay. Bakın, evet. Onun gayreti içine giriyor. Onun arayışı sizi başka problemlerden çekiyor. Başka problemlerden çekiyor. Eşya tamam olduğu zaman ne oluyor? Sen niye bana öyle ters bakıyorsun? Evet. Sen niye anneme öyle diyorsun? Birbiriyle uğraşmaya başlıyor. İşin tam belki biraz espri kattık işin içine. Fakat bu da bir vaka yani. Bu da bir vaka. Şimdi imkanı olan imkanına göre harcayacak. Değil mi? Burada yani. Hiç kimseyi ya sen zenginsin ama sen yine de şu işi böyle yap. Filan deme şeyimiz olmaz. Öyle mi? Yani zengindir ona göre harcıyor, ona göre masraf ediyor. Kızının, oğlunun neyse düğününde onların işte diyor ki ben bu şeyime yakışır. Aslında zenginliğime yakışır, şanıma yakışır bir şekilde harcayacağım filan diyor. Şimdi biz kalkıp da tamam adama harcama yapma demiyoruz. Fakat şunu söylüyoruz. Siz bunu yapıyorsunuz ama çevrenizdekiler sizin kadar zengin olmadığı halde sizin kadar durumları iyi olmadığı halde sizin gibi yapmaya çalışıyor. Bu sefer ve gücün üzerinde. Bu sefer tabii borçlanıyor. Ondan sonra aileler arasında sıkıntı olmaya başlıyor. Ya şu anda işte evlilik neden gecikiyor sorusunu, düğünler neden işte yapılamıyor sorusunu. Niye çocuklar, gençler artık 30 yaşında evleniyor? 35 yaşında evleniyor sorusunun bir cevabı da bu. Çünkü siz düğün masraflarını öyle artırdınız ki, savurganlıkla, israfla, şatafatla öyle yükselttiniz ki, genç ne diyor? Allah diyor ben şimdi bu 100 milyar nereden bulacağım? Ben bunun için bir 30 yaşına kadar evvela bir biriktireyim. Evet. Yoksa babamda yok bu, annemde yok. Bu kimlerdi ki? Nereden bulacağım? Çalışacağım, biriktireceğim. O da 30-35'i bulacak. E peki bundaki vebalimiz ne olacak? E bunda sizin de vebaliniz var. Dolayısıyla toplum olarak gerçekten şu savurganlığa, şu israfa karşı hani düğün, bu biraz ağırlıklı olarak düğünü konuşmuş oluyoruz da düğünden başlayarak buna karşı bir tepkimiz olması lazım. Ayet-i Kerime ne dedi? Sonra kınanır, hasret, pişmanlık içinde kala kalırsın. Yani. Böyle savurdukça sonra da pişman olursun. Evet. Hocam akabinde Furkan Suresi 67. ayet. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar. Harcamaları ikisi arasında orta bir yoldur. Bu maruf dediniz herhalde değil mi hocam? Evet. Benzer ayet-i kerime. Devam edelim. Hocam Araf suresinde de bir ayetimiz var. Ey Ademoğulları her mescit yanında ziynetlerinizi takının, yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Buyurmuş Rabbimiz. Evet şimdi kulu veşrabu ve la tusrifu diye okuduğumuz meşhur ayet-i kerime. Yiyin için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Yani yiyorsunuz yerken böyle nasıl yediğinize dikkat edin. Nereden geldiğine dikkat edin. Böyle rastgele yemeyin. İşte ev için söyleyelim. Diğer bütün masraflarda ben burada ölçüyü kaçırırsam Allah beni sevmez, benden razı olmaz. Sevmenin artık değişik manaları var. Yani beni affetmez gibi. Bu şekilde düşünürsek, ya bu ben böyle yapıyorum ama bu Rabbimin sevmediği bir şey. Ben bunu çöpe atıyorum ama bu Rabbimin sevmediği bir şey. Bu yemeği yenilmedi diye atıyorum, bu Rabbimin sevmediği bir şey. Bu elbise giyilmedi diye atıyorum, Rabbimin sevmediği bir şey. Efendim bu
burada çok fazla açıldım, rastgele rastgele şeyler alıyorum, rastgele böyle masraf ediyorum. Bu Rabbimin sevmediği bir şey gibi. O anda bizim bu hassasiyetimiz devreye, frenleme, tabii tabii sistemi, frenleme devreye girmesi lazım. Evet. Ya hayır, bir dakika, yani bu bu yanlış. Bu ölçüsüzlük yanlış. Bu ölçüsüzlük yanlış. Yani şu vaktimi israf edemem. Yani gel vakit geçirelim diyemem yani. Bu vakit bize rastgele geçirmek için verilmemiş. Rastgele böyle harcamak için verilmemiş. Ya acaba bu vakitte ben ne yapabilirim? Faydalı ne işler yapabilirim gibi. Ya işte yani şu suyu bile, bu suyu bile, ha içilmedi bunu dökelim. Bak o hassasiyetimiz o kadar artmalı ki şu anda geri dönüşüm diye bir şey var değil mi? Artık bu alan yani gitgide gelişiyor. Tekrar kullanılabilir. Tekrar kullanılabilir. Gitgide gelişen bir alan. Çayın mesela, çayı çöpe döküyoruz. Halbuki, onda mı geri dönüşüm var? Tabii çayı kovaya döküp onda şey yetiştiriyor insanlar. Onda bitki yetiştiriyor, çiçek yetiştiriyor mesela. Toprak vazifesi de tabii. Yani kağıttan geri dönüşüm nasıl yapabiliriz? Ya bunların hepsi şey yapılmalı. Bunlar da birer tasarruf. Aslında yani buna kendimiz de öncülük etmeliyiz. Kendimiz de araştırmak durumundayız. Yani ya biz bunları atıyoruz ama acaba bunları başka değerlendirme şansı yok mudur gibi düşünmek lazım. Yani bir kafa yormak lazım. YouTube'da, YouTube'da da var. Hani istediğiniz zaman bir atıl çöpe atılacak bir şeyi nasıl geri değerli veya çöpe atmayacak şekilde alacaksın. Esas espri burada. Evet. Yani sen kalkıp da bir ekmek yiyorsan günde, bunu iki ekmek almayacaksın. Bir buçuk ekmek almayacaksın mesela. Yani evet. Onu diyorum. Dolayısıyla Allah-u Teala israf edenleri sevmez. Ayet öyle diyor. Ben ona dikkat etmem lazım. Nasıl israf etmeyecek bir şekilde davranabilirim? Mesele bu. Evet. Hocam Kur'an ve Sünnet'te aile bölümümüzün bir de Sünnet'te hadis kısmı var. Peygamberimiz buyuruyor ki yiyin, için, sadaka verin ve giyinin. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah nimetinin eserini, görüntüsünü kulunun üzerinde görmek ister. Evet, ayet-i kerimenin bir tefsiri niteliğinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kibirlenmeyin, israf etmeyin, sadaka verin, tamam yiyin diyor ama şeyine dikkat edin. Ölçüsüne dikkat edin. Şimdi kazandığın şeyin sadakasını verirsen, zekatını verirsen, infakını verirsen zaten israf etmemiş oluyorsun bir yerde. Tabii yine israfa dikkat ederek. Şüphesiz Allah nimetin eserini kulun üzerine görmek ister. Yani işte aman israf etmeyeyim, elbiseye gerek yok. İşte şu elbiseye, yeni elbiseye falan gerek yok. Hayır. Bunları da alacaksınız. Dedim ya, pintilik yok, cimrilik yok. Ama kalkıp da işte durumunuzu aşan bir şekilde veya makulü aşan bir şekilde harcamayın diyor. Açık yani. Evet. Hocam bir sonraki hadis-i şerif, kıyamet günü kul şu dört şeyden sorulmadan adım atamaz. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede eskittiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve öğrendiği ilmiyle neler yaptığından. Buyurun. Evet, şimdi bu hadis-i şerifi birçok defa hatırlıyoruz. Farklı konularda da hatırlıyoruz. Ne dedi orada? Malını nereden kazanıp nereye harcadığından. Evet. Şimdi kıyamet gününde hesap, malum her şeyden hesaba çekileceğiz. En başta sorulacak olan, başka hadis-i şeriflerde mesela namaz diyor değil mi? İşte namazı nasıl kıldın? Ne, ömrünü nerede tükettin? Yani boş işlerde mi harcadın? Veya işte gençliğini nerede eskittin? Yani gençlik çok büyük bir nimetti. Yine malını nasıl kazandın? Haramdan mı kazandın? Değil mi? Ve nerede harcadın? Yani israf ederek mi harcadın? Savurarak mı harcadın? Haram yollara mı harcadın? Yine öğrendiği ilmiyle neler yaptığından sorulacak insan. Şimdi malını nereye harcadın sorusu dünyada da zaten soruyoruz biz bunu. Çocuğa soruyoruz. Sen para veriyorsun. Nereye harcadın parayı? Ya, hesabını soruyorsun. Adam işine veriyor parayı. Nereye harcadın parayı? Veya çalıştığı iş yerindeki elemanına soruyor. Yani bu dünyada da bunu soruyor zaten. Evet. Bugün ekonomi de biraz bunun üzerinde. Yani evet. Devletler de insanların nereye harcadığını takip ediyorlar. Veya işte sektörler ona göre bir piyasa oluşturuyorlar. Şimdi malın nereye harcandığı
birileri için bir sömürü unsurudur. Yani senin israf etmeni istiyor birileri. İşte kapitalizm bunun üzerine çalışıyor değil mi? Kapitalizmin çarkları. Yani sen harca ki ben de sana üreteyim, sen paranı bana ver. Paranı bana ver. Şimdi şu telefonu üretiyor. Bu telefon her halükarda senin işini gördüğü halde, göreceği halde diyor ki ya diyor bak işte pikselini artırdım, sen bunu alma. Sen öyle bir reklam yapıyor ki sen diyorsun ihtiyaç ki ihtiyaç olduğunu sanıyorsun. Heh, sen bunu almam lazım diyorsun. Veya işte hiç gerekli olmayan eşyalara bizi mahkum gösteriyorlar. Sen bu eşyanın mahkumusun, mutlaka alman lazım. Almazsan olmaz gibi. Halbuki geçmişte de almıyorduk, oluyordu. Evet. Yani geçmişte yoktu, oluyordu. Şimdi dolayısıyla biz kapitalizmin sömürü çarkında israfı teşvik ediyor onlar. Sürekli harcamaya endeksli. Savurmamı teşvik ediyor. Evet. Senin nereye kazandığın zaten umurunda değil adamın. Sen yeter ki kazan, işte ne diyorlar ona, pragmatizm diyor değil mi? Ve yeter ki harca. Sen tabii, sen kazan da nereden, haram helal hiç önemli değil. Harcarken de gel diyor bana harca, benim ürettiğimi al. Ve bu neyi etkiliyor toplumda? Sosyolojiyi de etkiliyor. Yani çekirdek aile diye bir şey çıkıyor. Nedir çekirdek aile? Şimdi sen ayrı bir eve geçeceksin, geçmen lazım. Yoksa rahat edemezsin. Mutlaka geçeceksin. İlk önce seni inandırıyor. Niye geçeceksin? Çünkü senin de artık bir işte koltuğun olacak. Senin de artık bir mutfağın olacak. Senin de artık şöyle bir perden olacak filan filan. Şimdi senin de olacak. Senin de olacak. Niye olacak? Ben sana satacağım. Evet. Sen hiç sıkıntı çekme. Sen rahat ol. Senin kafan rahat olsun. Ben sana mağaza açacağım. Gideceksin mağazadan böyle. Hatta gitmene bile gerek yok. İnternetten hepsini alacaksın. Kapına getireceksin. Şimdi çekirdek aile. 2 kişilik, 3 kişilik. Ondan sonra buna konut satacak. İşte bir sürü eşya satacak. Şu an öyle bir dünyadayız. Maalesef tüketimin esas olduğu ve tüketirken de hiçbir ölçünün gözetilmediği. Ya bu lazım mıydı, değil miydi, öncelikli miydi, önemli miydi, gerçekten ihtiyaç mıydı? Hiç bunların gözetilmediği ama abi al. Ama al. Ha demek ki almam gerekiyormuş. Demek ki lazımmış filan. İnandırıldığımız, reklamlarla sömürüldüğümüz kapitalist bir dünyadayız şu anda. Ve bu dünyada en fazla konuşulmayan şey ne? Hiç böyle gereksiz görülen şey ne? Kesinlikle üzeri örtülen konu ne? İsraf ve savurganlık. Evet. Yani biz israf ve savurganlıktan konuştuğumuz zaman kimler rahatsız olacak bundan? Yani biz bu meselenin üzerine gitsek, böyle detaylı bütün yönleriyle konuşsak kimler rahatsız olacak? İşte bu satıcılar, bu üreticiler, evet, para babaları, para baronları, sermaye şeyleri. Bunlar rahatsız. Niye? Kardeşim öyle bir susun ya. Bir susun. Şimdi bak sizin yüzünüzden şunu satamaz olduk, satamıyoruz filan gibi. Şimdi bir yerde ekonomi de bunun üzerine bina edildiği için bu sefer ekonomi uzmanları da seni kınayacak, seni susturacak. Hele bir sus, bak senin yüzünden millet alışveriş yapmıyor, ekonomi duruyor, ticaret evet. duruyor gibi. Evet. Ya yani öyle bir dünyadayız ki sanki savurganlığı, israfı hayatın merkezine almış yani. Savurun ki kazanalım, savurun ki çarklar dönsün, hani harcayın ki İsraf edin ki ekonomi gelişsin gibi tuhaf bir, yani çok da böyle rasyonel olmayan, mantıklı olmayan bir düzendeyiz. Yani bu ülkeye has bir şey değil. Yani dünya düzeni şu an maalesef böyle. Maalesef böyle. Şimdi bu ceketi giyiyorum. Diyor ne kadardır giyiyorsun bu ceketi? İşte diyorum 6 ay. Ya 6 ay ceket mi giyilir ya? Eskidi. Bir ceket en fazla 2 ay giyilir. Evet. Ama diyorsun yırtılmadı. Ya yırtılma değil kardeşim. Hiç mi sıkılmıyorsun ya? At onu. Yok bir de yırtılsaydı diyor. Bir de yırtılsaydı. Yani kardeşim şimdi yamalık tamam. Hadi yama bugün çok abes. Yani bir cekete yamalı. Hazreti Ömer yamalı şey giyerdi filan. Hadi o şu anda abes diyorum. Yamalık yok işte. Tertemiz şey. Fakat bakın adam öyle bir algı oluşturuyor ki senin alman lazım ki ben üreteyim. Bak benim maaşını ödediğim bir sürü işçi var. Onlara acı yani. Onlara merhamet et. Onlar için al falan. Onlar için al. Ya bu çarkın inanın yani kolay yani kırılması kolay değil.
kılması kolay değil. Şimdi fırınlar habire çalışıyor, fırınlar. Evet. Ekmekleri düzüyor, diyorsun ki alalım ya ne olacak? Bak adam buraya dükkan açmış, 3 tane ekmek. Yemiyorsun, çöpe atılacak. Ama adam diyor ki ama sen almazsan diyor ben burada para kazanamayacağım. Yeah. Ben burada fırın açmışım diyor. Ne kadar garip değil mi? Evet. Ne kadar garip. Evet, israf olmadan bu çark işleyemez mi? Savurganlık olmadan bu ekonomik düzenler işleyemez mi? Tüketim sektörleri neyse işler. Savurganlık olmadan da işler. Ama onun için işte bir bilince ihtiyaç var. Bir bilince ihtiyaç var. Ya arkadaş, yani biz bu düğünleri biraz abarttık. Yani bu kadar düğün salonuna gerek yok. Düğün salonu işte bu nedir? Öncesinde bu damat, gelin, yok fotoğraf, cartı, curt bunlar biraz abarttık deyip kendimizi aslında çeki düzen versek. O sektörler de ona göre ne yapacak? Başka alanlar açacak. Gidecek maden çıkaracak, gidecek başka bir şey yapacak yani. Yani bizim yanlış tercihlerimiz de o kapitalizmi şey yapıyor, büyütüyor. Yani onların iştahını açıyor. Biz yanlış yaptıkça onlar da diyorlar ha siz madem ki fotoğraf çektirmek istiyorsunuz alın size şöyle bir şey daha, şöyle bir teknik daha, şöyle bir şey daha bizim iştahımız açıyor. Dolayısıyla olay nerede bitiyor? Kendimizde bitiyor. Ben ya bu israfı Rabbim sevmiyormuş, bu savurganı Rabbim sevmiyormuş. O zaman şöyle karşılıklı oturalım, bir konuşalım. Acaba hangi şeyleri biraz daha indirebiliriz? Biraz daha makul yere çekebiliriz? Düğün için söyledim bunu. Ev içinde de ya şu eşyayı atmadan nasıl değerlendirebiliriz? Ya şu suyu dökmeden nasıl değerlendirebiliriz? Şu ekmeği atmadan nasıl değerlendirebiliriz? Yani veya şunu almadan, şu malzemeyi almadan nasıl aşabiliriz? Olayı kurtarabiliriz? Gibi yani. Bu böyle bir tasarrufa, böyle bir israfa yani düzene ihtiyacımız var. Yani israftan sakınmaya ihtiyacımız var. Ne diyelim? Bizde bitiyorsa madem ki başkasını suçlamaya ya tam suçlayalım. Amerika'sını suçlayalım. Hani bu kapital yani bu üreticiyi, satıcıyı bir suçlayalım ama önce kendimizden başlayalım. Yani gerçekten benim bunu almama ihtiyacım var mı? Gerçekten şunu diyelim ki ben kullanabiliyorsam bunu böyle kalkıp da çok çok pahalı bir modelle değiştirmeye ihtiyacım var mı? Ya işte ne yapalım? Eskidi. 3 senedir sıkıldım. Sıkıldım ne? Yani siz bu elden sıkıldım bir vesvesedir bir yerde. Tamam onun da bir sınırı olabilir. Yani 20 senedir kullanmışsınız. 10 senedir tamam sıkıldım diyebilirsiniz. Ama 1 senede kullandım, 2 senede kullandım, sıkıldım atacağım. Sıkıldım değiştireceğim. Bu ne bu? Yani o kadar inanın yani farklı yönleri var ki meselenin. Hocam süremiz de sanki kısalıyor, işareti geldi. Peki. Şimdi şunu söylemeye çalışıyoruz. Devam edelim. Hadisle devam edelim. Hocam rivayetle mi devam edelim? Evet. Bir defasında Hazreti Peygamber Sad'a uğradı. Sad bu sırada abdest alıyordu. Resulullah onun suyu aşırı kullandığını görünce bu israf nedir diye sordu. Sad ise abdeste israf olur mu dediğinde Hazreti Peygamber evet hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsam bile şeklinde cevap verdi. Bu kadar. Çok evet. Meşhur değil mi? Evet hocam. Abdest alıyorsun ırmağın kenarındasın. Irmak nasıl olsa hep habire akıyor. Sen diyorsun ki ya bu su zaten akıyor. Ben bu suyu şöyle kullanmışım ne olacak? Az kullanmışım ne olacak? Zaten boşa akıyor. Bak hani bizde meşhur bir söz var. İşte su akar, Türk bakar. Su akar, Türk bakar diye meşhur bir söz var. Evet. Yani sen o akan suyun yani bir işte istifadesine bakmıyorsan, ondan bir şey üretemiyorsan yine israf ediyorsun. Dolayısıyla bu hassasiyet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hassasiyeti bizde olursa, ya akan suyun başında dahi abdest alırsan o suyu rastgele harcama. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte abdest alırken ne kadar su harcadığını söylüyorlar. Yani işte bugün bir bardağa denk gelecek şekilde su harcıyordu. Yani çok abdest alırken öyle aşırı bir su harcamıyordu. Mesela bu işin bir tarafı. Ya nasıl olsa param var, nasıl olsa imkanlarım var, nasıl olsa istediğiniz kadar şu var bu var.
biz de harcıyoruz. Ne olmuş? Ne olmuş? Şimdi sen de az önce saydık. Sen bir özenti oluşturuyorsun. Başkası da sana bakarak imkanı olmadığı halde o da öyle yapmaya çalışıyor. En açık zararı bu. En açık zararı bu. Evet. Senin paran var, istediğin gibi düğün yapıyorsun. Ama başkası diyor ki ya onlar öyle yaptı, biz de yapacağız diyor. Bak ne oldu? Ya en başta bu zararı. Ama sadece bu değil. Sadece bu değil. Senin şimdi senin zannettiğin Allah-u Teala sana verdiği o emanet, o emanet sadece senin değil ki. Yani bu tamam emanettir sana. Şu an senin gibi gözüküyor. Fakat ondan bir sürü başkasının da hakkı var. Şimdi sadaka diye, zekat diye bir hak var. İnfak diye bir hak var. Göz hakkı, bir sürü hak var yani. Mesela kaldı ki fazladır diye böyle istediğim gibi lükse veririm, istediğim gibi konfor harcarım. Böyle bir şey de yok. Yani bu anlayış yanlış bir anlayış. Makul olacak, makul olacak, maruf olacak. Yani belli bir harcama yine yapacaksınız. Ama abartmama kaydıyla, saçıp savurmama kaydıyla. Hocam ikinci bölümümüz. Kulağa küpe güzel söz. Evet. İsrafta hayır olmadığı gibi hayırda israf yoktur. İmam-ı Azam bir ifadesi. Ya muazzam. Yani kısacık bir söz ama gerçekten müthiş bir anlamı var. İsrafın hiçbirinde hayır yoktur. Savurganlığın hiçbir şeyinde hayır yoktur. Ama hayırda da israf yoktur. Yani siz hayır için yapıyorsanız, Allah rızası için yapıyorsanız, Hazreti Osman gibi bir Tebük seferinde değil mi? 700 deveyi infak edebilirsiniz. Yani 1000 tane fakiri doyurabilirsiniz. Burada şey yok. Çünkü onu verdiğiniz zaman zaten size Allah-u Teala karşılığında size kat kat fazlasını verir. Evet. Hayırda israf yok. Ama zaten nefsimiz onu yapmaz. Yani şeytan onu bizi vesveseyle engel olur zaten. İsrafta hayır yoktur. O kuralı da verelim. Hocam bir kural bir düsturda da hesabı düşün, infakta bulun, muhtacı gözet, adaletten ayrılma, yarını unutma, emin ol. Himaye kuralımız evet. Değil mi? İsraf ve savurganlığa karşı himaye kuralımız. Hesabı düşün. Yani yarın ben bunu böyle harcıyorum da, böyle rastgele alıyorum da, böyle ölçüsüz tüketiyorum da, böyle konfora meylediyorum da bunun hesabını nasıl vereceğim? İkincisi infak. İnfakta bulunan kimse zaten zamanla israfı terk edecektir. Yani Allah için ben bunu şuna veriyorum diyen kimse zaten israfı terk edecektir. Muhtacı gözet. Ya senin belki konfora verdiğin parayı bulamayan veya ona muhtaç olan nice insan var değil mi? Adaletten ayrılma. Yani bu yaptığın şey hem kendine adaletsizlik hem o mala adaletsizlik, çevrene zulümdür. Yarını unutma. Yarın sen böyle israf edersen yarın başkasına el açabilirsin. Evet. Emin ol. Yani emin ol derken emanette emin ol. Bunlar her sana teslim edilmiş. Yani vücut da insana teslim edilmiş. Bu eşyalar teslim edilmiş. Her şey sana emanet. Bu emaneti çarçur etme. Bu emanete riayet bunu israf etmemektir. Evet. Ekmek sana emanet ediliyor. Bu ekmeği israf etmeyeceksin. Yani vakit sana emanet edilmiş. Bu ömür sana emanet edilmiş. Bu emanette emin ol. Bu himaye kurallarını o zaman hocam dikkatli bir şekilde hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Dördüncü bölümümüz hocam aile haberleri, eşleri hayata bağladı. Haberimizin başlığı Kahramanmaraş'ta yaşayan ve böbrek yetmezliği hastası olan mobilyacı Ali Rıza Kaptanoğlu'na 4 çocuğun annesi eşi Münevver Kaptanoğlu böbreğini verdi. Aksaray'da da buna benzer bir olay var. Aksaray'da oturan ve 5 yıldır böbrek yetmezliği çeken Ruhi Onat'a da 2 çocuk annesi eşi Aysel Onat böbreğini verdi. Evet, şimdi belki konumuzla alakası yok haberlerin ama bir fedakarlık içeren bu tür gelişmeleri paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Eşi böbreğini kocasına vermiş ki zaten vermeli değil mi? Vermesi gerekmiyor mu dersiniz? Bazıları günahını bile vermek istemiyor. Evet. Onun yüzünü görmek istemiyor diyor mesela. Ya niye verecekmişim diyor. Veya sürekli eşinden bir şeyler alma derdinde. Yani şundan boşansam da parasına konsam diyenler var. Şu ölse de şöyle olsa diyenler var. Ama bir yerde de işte canından bir parçayı eşine verenler var. Böyle olması lazım. Devam edelim. Teşekkür ederiz. Hocam 5. bölüm tavsiyeye kitabımız Riya ve Korunma Yolları Haris el Muhasibi. Ufak bir tanıtım var hocam. Adamın biri Peygamber Efendimiz'e kurtuluş nerededir diye sordu. Efendimiz de Allah'ın sana emrettiklerini insanlar için yapmamanladır buyurdu. Adam peygambere amellerdeki kurtuluşu sordu. Peygamber de riyayı terk etmesini emretti. Evet. Her bölümde bir de kitap tanıtıyoruz. Şimdi aslında israf ve savurganlıkta
riya da var. Az önce söyledik ya, şükürsüzlük var, kanaatsizlik var, hırs var filan da. Ama bir yerde neden insanlar israf ederler? Neden insanlar savururlar? Neden gelişi güzel harcarlar? Neden işte hep sürekli konfor peşindedirler? Bunun bir yerde sebeplerinden bir tanesi de gösteriş, riya yani. Riya. Daha gösterişli olsun. Daha fazla millet yani görsün. İşte el gördü diyoruz ya. Peki riyadan nasıl korunuruz? İşte onunla ilgili bir çalışma bu. Haris el-Muhasibi meşhur bir velidir, alimdir. Onun güzel bir eseri. Tavsiye ediyoruz. İnşallah okumak nasip olur. Hocam programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilgilerden dolayı. Kıymetli izleyiciler, Bir Saadet Daire programımızın daha sonuna geldik. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.